Rusya ve Prusya ile yargı dağıttığınız EU4 mutisi geldi. Good old days demiş. Battal daha da gelmez. 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 Evet. Bugün Enes İngiltere Enis şey olarak OKV olarak karşımızda. Çok şaşırdınız mı Enis'i OKV gördüğünüzü bilmiyorum. Kahveye kusacağım artık yeter ya. Değil mi? Bir değişiklik yap. Abi bu Abi. sırada Wehrmacht'ın şey komutanıyla bu bir tane Haftrak getiriyor ya, üzerinde makinalı var, içinde şeyler var, Grenadier'lar var falan. O komutan da gayet iyi oynamıştı şey ya. Zeiss'ven. Zaten Çok mi? efektif bir komutan çünkü. Yani o MG'li Haftrak'la geliyorsun abi sahaya. Daha ne Yani evet. isteyebilirsin yani? Güzel. Plan nedir? EU4 O da multisi meta var. Uber sadece taksicilere özgü olarak geldi ama galiba demiş. Nasıl ya? Taksiciler Uber mi yapabiliyormuş? bir taksi gibi Uber uygulaması da öyle çalışacak herhalde. Taksili çağırabileceğin. Ben bilmiyorum da herhalde Çok öyle. saçma değil mi? Hayır, Uber'in kendi iş şeyi böyle işlemiyor ama neyse, bir şey demeyelim. Neyse. Ne zaman EU4? Pazar programından bakabilirsin yavrum. Adam bakmış da söylüyor işte. Zeiss beni yayınlarda göremiyorum. Ben o da yorumlasa maçı güzel olabilirdi. Zeiss ben galiba lise son mu? Lise 3 mü ne olması lazım? Sınavları Olmaz mı falan ya? vardır. Arada sırada geliyor yayına. Geçen hafta bir uğradı yayına. O da Arada uğruyor. yayına başlamıştı. Güzel de gidiyordu. Herhalde sınav için bıraktı. Olabilir. Lise sondu diye Görmüyorum. hatırlıyorum ben onu ya. Hı. Taksiciler Ubercileri dövmüyor muydu? Dur, oraya girmeyelim. Senin de meydan okuman yok mu? Yok. Kendi turnuvama kendim meydan mı okuyacağım manyak? Ayrıca Enis yener beni 1v1'de. Enis'i de biraz öveyim sanki elimde yetişmemiş gibi. Ya Boynuzluğa geçmiş. işte Eren, Enis hepsini eğittik yani. Evet, ilk çatışma Sanırım başladı. turnuvaya Sol demeci oldu. kanatta. Neden kaçırdın? Senle tanışmadan önce çok iyice oynuyordum diyorum. Köreldim bu kanalda. Aynen. Battal'la 14 saniye geride oynamaktan köreldim diye. Onu Yalnız adapte. eyvah, Vipe gelecek Oo, galiba. bak gelebilir ha. Gelmedi. Kırmızıda mermi. Gelmedi. Hadi be. Burası kırmızı değilmiş bu Aa, bir dakika, arada. ortada vurur mu? Ortada yok. Yok yok yok. Ortada yetişemedi. Ama iyi bir başlangıçtı. Şu an Yingyang pozisyonunu aldılar. Ortayı alan dengeyi bozmuş olacak. Teknik olarak puan dengesi Dengeli. şu an dengeli. Haritada %50 %50 tutuyorlar. Ortayı alarak o %50'yi ilk kıracak kişi Enis oldu. Kübeli soktu ortaya. Eren, senin en sevdiğin şey Oldu oldu. Binada MG. Bu haritada binada MG. evet. Çok güzel. Ya Enk'e karşı yine kabul edilebilir. Oradan piyade gelecek çünkü en azından. Ama yine de gerek yok. Menzilini de şöyle göstereyim, bu sefer daha doğru olur. Bak mesela kepleyebiliyor şu an. MG atıl kaldı. Deniz çok kolay yani açtı bu sorunu, anladın mı? Hani artık MG diye bir sorun yok. Yani. Ki en sağdaki point'i de alabiliyor. Aynen İsterse. öyle. Benzini de alabiliyor. Ben hiçbir zaman dalaşmıyorum o binayla bu durumda. Kübelle mikro yokluyor bu sırada Enis, geri çök yaparak. Eğer rakibi mikrosunu yapamazsa o kübel boşu boşuna hayatta kalıp ateş edecek. Yani OKV açısından boşu boşuna olmuyor ama. MG'yi flankledi. Evet, MG'de maalesef bir şey sıkıntısı döndü. El bombasını da attı, yaktı. Şimdi Bu çift turnuvada taraflı şu baskı. olayı açalım ya. Flankleri mi? Bireyim istemiyoruz. Ve MG istemiyoruz. Eren şeyini verdi. Fermanını verdi. Hashtag MG'yi evde istemiyoruz. MG evde kalma diye. Adamlar Harbiden Kora bunu yapalım tecrübeli ya. dahilinde oynuyor.
Eren bunu yapalım. Herkes şu an Twitter'a girsin abi. Hashtag MG'yi evde istemiyoruz yazsın. Evimize MG'lerle geliyorlar demiş. Yalnız o MG wipe yiyebilir veya kübel patlayabilir. Kübel çok demeçecek. Yedi ama o MG de yani böyle Allah'ına yan bakıyor, anlatabiliyor muyum? O kadar az canı var ki. Kalkamaz orada. Dört piyade sıkıyor. Düşecek. Düştü. Oo. İyi kaldırdı. Bir daha düşecek. Aa yo, Gider ya. düşmedi. Gider o. Kurtuldu. Kurtuldu. Şanslı. 2 MG farz yazmış birisi. Twitter'a. Şişmanlar TV resmi Twitter hesabını tagleyerek atın. Enes çok güzel bir şey Retweetleriz. yaptı. Sağda baskıyı yemesine rağmen solda tek piyade ile kepini yaptı. Yani çatışmayı kaybetmiş olsa bile nötrledi durumu. Büyük Evet. ölçüde. Ama Enis de bak birlikleri scatter ederek capliyor şu an. O da çok güzel bir hamle. Bugün bunu görememiştik daha. Çatışmayı kazanan nedense şu scatter yapıp dağıtıp etrafa point caplemiyor da şey yapıyor hep. Bir arada tutarak ilerliyor. Bunu yapmayın gençler. Bu zamandan şey oluyor size bir kere yani. Sonra da ortaya da Önceki oyuncunun nötrleyince adı şey neydi yaptı. bu arada? Geçmişli bir şeydi. Geçmişten biri. Ha, o da bunu yapmıyordu dediğin gibi. Hani Evet. kazanıyordu çatışmayı ama üç piyada yan yana bekliyor. Hani O bir da daha bunu geri kazandı. gelir, şey yapmayayım, pozisyonumu bırakmayayım şeyinde yapıyor olabilir ama yani makul olanı o değil. Aleyküm selam, hoş geldin. Çok iyi ya Enes güzel başladı bu maça. Evet, Enes iyi başladı. İkinci VP'yi de alıp biraz daha Enes'in puanını indirecek gibi duruyor. O Mortar'a ne diyorsun? Sence gerekli miydi Mortar? Valla aslında Enis'e karşı etkili olabilir. Hem MG çıktı hem de füsülyerler fazla. Blob'a yatkın oynuyor bazen. Toplanıyor falan. Bence etkisini görebiliriz. Peki komutan açısından ne düşünüyorsun? Şimdi onu aldı ama yani Olay bu gitmiş. komutan battal bununla oynayıp duruyor ama esas section dışında bunun çok da bir esprisini görmüyor. M5 fena değil. Ama öte yandan M5 Evet. tam böyle support oynayanı desteklemelik bir şey gibi geliyor bana. Aha, patlar mı kübel? Yok. Yok, Son anda kurtuldu. patlamadı son anda. MG sayesinde Sturmpayo. Sturmpayo orada wipe Oo. yedi. Eyvah eyvah, o Onun el kendisi bombası. bir oldu. O el bombası işi bitirdi. Evet. Bak mortarla evden panzer füsun de kovdu. Evet Hı. çalıştırıyor mortarını. Biz Aktif valla kullanıyor geçen yani. haftaya Atıl. göre çok iyi. Aynen öyle. Enis'in Atıl bir şimdi MC. yeni bir Sturmpayo basması gerekti. Bu da ekstradan tabii ki manpower külfeti. Onu yapmasaydı kübel atıl kalacaktı. Şu an ona gidiyor. İngiliz ne gidiyor? Baktın mı hiç? İkinci evi açmış. Valla ne Ayek gitmiş ne Bofors gitmiş. Belki hiçbirine Direkt uğramayacaktır. Rommel gidecek büyük bir ihtimalle. Şu an açabiliyor ama şey yapmadı. Hemen açmasına gerek yok Hı. zaten. Ucuz bir şey yok ya o binada. El bombası balonu Oo, patlattı demiş. 5 sen vet Fek'in kübel bombası. önüne mayın geldi bu arada. Sağ Atıl tarafta. kalmak yani işlevsiz kalmak, gereksiz kalmak diyebilirsin. Atıl gereksiz anlamına gelir. Boşta. Mayını gördün mü Kaan? Görmedim. Nereye atıldı? Sağdaki Victory Point'te. Sandbeck'in önüne. Akıllı. Güzel hareketler. Akıllıca Enis. hareket. Yalnız şurada cover deny yemesine rağmen o 5 kişilik medikli şey orada duruyor. Onu Yeni fark etmedi galiba. patch geldi mi bu oyuna? Winter patch'e. Yok, gelmedi. Ama beta oynayabiliyorsun. Ha, şu an Şey beta. oynuyor ya. Mete'yi görüyorum arada onu oynarken. Onunla Winter ileriden gidiyor zaten. Patch'le oynuyor. Hayır, Bir kaçtığı bombası var. noktaya atmayı yaptı yine Enis ama Oo. Enis Onu daha dodge'ladı. yakalıyordu. Oo, çok vuruyor. Çok vuruyor G43. Evet.
çekildi. MG evden destek veriyordu. Burada bir... Burada ne olacak? Evet, MG çatışmaya doğru geliyor. Çok güzel hareket. Aynen. Aktif kullanması açısından önemli bir hareket. Şu an o çatışmayı kazandıracak o şey. Ortada bir yandan başka bir çatışma görüyorum. Ona da bakacağım. Abi G43 ya. Çok vuruyor. Çok vuruyor. MG flank yiyecek yalnız OKV'nin kübelinden. Bir yandan da sağ tarafta şey yapıyor. Başka bölgeye mayın attım, takip etmedim ama birkaç böyle stratejik noktaya mayın bırakırsa oyunun kaderini bir anda değiştirebilir yani. Çok şey olur. Nasıl diyeyim bilemiyorum. Riskli bir şey olur. Maç olur. Hızlı bir Cromwell gelirse ilk baskı kuracak gibi geliyor Enes. Galiba açtı evi. Evet açtı. Açtı. Şu an Cromwell'a geri sayım o zaman. 2 dakika gibi bir şey. Bu sırada Kübel yine abi. O nasıl bir can ya? Kübel yine kurtulmuş. Aynen hiç sorma. Ya. Bunu söyleyebiliriz ya. Enes'in şansı. Brenner'i aldı bu arada G43'e karşılık. Evet. Brenner güzel vuruyor. Yine bir G43 kadar güçlü değildir ama olsun. Yine İki de iyi. Bir tane verirse vurur. Çok vurur. Ortada geri çekildi. Ortaya yine iki birlik baskı yapıyor. Okey. Onlar da geri çekildi. Şu an Enis'in lehine gitmiyor pek. Enis de anlamış olsa gerek ki AT hamlesi geldi Enis'ten. O da doğru bir karar. Binayı yaptı. Evet. Ama upgrade'i daha yapmadı. Upgrade'i daha yapmamış. 100 manpower. Yapacak şu an galiba. Karşı taraf onların daha hızlı basabiliyor. Şöyle bir durum var. Panzer 4 140 benzin zaten. Ya benzin de önde bile olsa Cromwell 110 benzin olması lazım. Yani İngiliz çok daha hızlı basıyor. Dakika önde şu an. Aşil falan basabilir. Ya Aşil sen abi. Senden başka kimse basmıyor. Ben bakmadım ki Aşil. Yo ben Aşil'i bir de basmadım. Sniper mı? Şimdi sniper doğru bir hamle mi? Kullanabilirse işine yarar tabii ki. Ama 6 kişilik füsilyerlere karşı ben tercih etmezdim. İyi kullansam bile zor. MG'ye şuradan artileri falan da atabilir. Bir de pahalı ya. Evet. Çok pahalı yani. 380 mi 360 mıydı neydi? 360. İngiliz sniper'ı. Yanlış bilmiyorum. 360'mış. 360 ateş ettiği yeri belli falan filan derken sıktı bir kere. Sıkamadan mesela öyle. Sıktı geri kaçmıyor. Kötü kullanıyor şu an. Retreat attı ama. Eyvah. O wipe yerse çok büyük bir hata olacak. Aa Enis de onu kovalamadı. Kovalayamadı daha. Kovaladı da atamadı. Ha. Enis wipe yiyebilir. Kendi wipe yiyecek. Box ölmedi. Yani ne diyeceğimi bilemiyorum. Baya kafa kafaya gidiyor. Cromwell çıkmadı hala 15 benzin. Bir 30 saniye geç kaldı. Acaba... Ya Enis bunu bandı... düşünmek istemiyorum ama inşallah Sherman çıkmaz. Diyecektim geldi. Upgrade yapıyor. Cromwell. Cromwell geldi. MG evet. Çıkardı. İşin rengi değişiyor. Mid'e koyacak MG. Şu an yalnız VP üstünlüğü Enis'te. Enis tutmaya devam etmesi lazım. Çünkü çok puan kaybetti oyunun başında. Enes'in de bir şekilde tabii bunu kontrolaması gerekecek. Nasıl olacak bilmiyorum. Rumble olacak ama aktif kullanırsa. Enes miydi geçen hafta Panzer 2 çıkıp aktif kullanmayan? Galiba oydu. Ha? Emin değilim. Yok ya o değildi galiba. Yok o değildi o değildi. Enes şey yaptı. Geçen hafta Road to Kharkov'da oynadılar. Sherman falan çıktı da Sherman'ı iki kere ıskaladı. Üçüncü de patladı. Orada gitti yani. Çok sonunda kırıldı o maç. Sonuna kadar çok kıran kırana gidiyordu. Tıpkı şu anda olduğu gibi. Sonunda bir anda kırıldı o maç. O güzel bir mayın ama
Bakalım ne olacak. Cromwell basarsa oyun döner. Aha bir bomba daha. Aa çok vurmalı. Aha Cromwell girdi sahaya. Kübel'i aldı. Kübel aldı gitti. Kübel. Kübel gitti. Rip Kübel. Güzel bir giriş. Şu an Cromwell'la piyadeyi de ekleyip kuşlarsa çok üstün olacak ve oyunu kazanabilir. Evet, sniper burada iş yapacak. Yani AT'yi taciz edecek. MG'nin biraz daha aktif sağda olması lazım sanki. Yani şu, ben işaretleyemiyorum bunu ama ben olsam şuraya koymak isteyebilirdim MG'yi. Daha güzel bir alanı vururdu burada. Sen de büyük hata. Sıkıştırırız yani. Panzer 4 yerine şey yaptı şu an. IG geldi. Neden IG geliyor? Mortarına karşı mı acaba? MG'de mortar var karşıda, sniper var ama Panzer 4 basabiliyordu şu an yani. Panzer 4 daha öncelikliydi ya. Rommel üstünlük sağlayacak çünkü sağda. Binasını bile yıktırtabilir yani. Riskli bir hareket. Enes'in de mesela AT basması lazım 500 manpower varken. Değil mi? Bina'yı yıkabilecek gücü olurdu AT'si olsa. Sanırım, bunu sanırım şu an Cromwell'e şey yapıyor. Aynen beğenmiyorum çünkü İngiliz AT'sinden nefret ediyorum da. Aha bastı. Bir de Amerika'da hiç basamaz ya. Yani ne basacak? Bastı bastı şu an bastı. Ama işte dediğim şeyi yapmıyor. Tank üstünlüğü var, baskı kurmaya çalışmıyor. Cezasını kesebilir Green. Evet. Şu an çok VP'ye bağlı. O yüzden MG'ye vuracak galiba. P4 gelmediğine göre Panther gelebilir. Eğer Panther gelirse işin rengi değişir. Ama Panzer 4 evet. Piyadeye karşı da çok iyi ya. Yani. Ama piyade üstünlüğü IG'nin desteği de IG sis desteği verdi bu sırada flank için. Sağa flank geliyor Enis'ten. Topyekun flank'e kalkıştı. Ne kadar efektif olacak bilmiyorum. MG'yi de çekti. MG'yi de çekiyor. Şu an ağır bir blok okuyor ya da. O el bombasını yemeseydi iyiydi. Oo, orada wipe da gelebilir. Tehlikeli bir şey döndü. Sniper enteresan bir şekilde öne çıkıyor. Ölecek galiba. Evet. Yok kurtuldu. Sniper kurtuldu ama Enis'in blobu çok kötü bir hasar evet. Yedi. O bu mayın şey mevzusu ne olacak acaba? Orası hala daha tehlikeli yani. Cromwell orada çok büyük terör estirebilir hala da. Bu güce sahip. Panzer 4 geliyor bu sırada Enis'ten. Yani. Panzer 4 gelene kadar neredeyse ikinci Cromwell gelecek. Evet. Bu basarsa. Eyvah mayına gidiyorlar ve wipe geldi. Füsilyerlerden biri wipe yedi. Güzel bir hamle oldu o mayın. Watch İngiliz'e doğru döndü. Öngörü niye açmadın ya? Bilmiyorum geç kaçsaymış. Tam öngörü de kaybettirecek şeymiş bu. Amir etmedi alakalı. Kaçta kaç işsiz kalırız demiş. Ya üniversiteden ziyade senin kendini ne kadar eğittiğin daha da önemli. Çevren önemli. İş arayana iş mi yok yani? Çok iyi üniversitelerden çıkıp da millet işsiz kalıyor yani biraz. Şartlar, koşullar. Burada Enis piyade üstünlüğünü kaybetti şu anda. Yani Fox, Fox'u var ama Fox G43'lü füsilyerler kadar etkili olmayacak. Ya da karşıdaki infantry section'lar kadar. Yalnız 3 VP'yi birden kontrol altına aldı çünkü Enis tankını daha efektif şekilde kullanıyor şu an. Enes'in ikinci bir Cromwell çıkması belki ona biraz daha özgüven getirir. Çünkü o özgüveni şu an ihtiyacı var yani çok şey davranıyor, çekimser davranıyor gibi duruyor.
ediyor Chrome'lar. Şu an ortayı sattıkça biraz kontrolleri yavaşladı Enes'in ya. Büyük ihtimal büyük ordu kontrol etmeye alışık değil. Olabilir. Bu sırada bu çatışmada yavaş geliyor çatışmaya. Bu çatışmada yine Enis'in lehine olduğu durum. Tanka daha çok hasar verdiler. AT desteğiyle beraber sıkıntı. Evet, şu an bayağı kıran kırana geçiyor açıkçası. Nasıl bir kırılacak? Ya birinin ufak bir hatası şu anda her şeyi tepe taklak edebilir yani. Çok ufak bir hataya bakıyor bütün mevzu. Evet, özellikle tanklar konusunda. Hı hı. IG bu sırada pozisyon aldı. Atış yapacak galiba. Fileri hala düştü. Katılabiliyor muyuz? Hayır. Başladık. Ortada İngiliz point caplemeye gitti. Tabii şu an 3 pointle birden kaybediyor. Yani en azından biraz yavaşlatma açısından bile bir yerlere flank atması gerek. Enis sağa oturdu. Ortası boş. Sol tarafı yine tutuyor. Şu durumda İngiliz sağa karşı sert saldırı, sola karşı da hafif flankler. Yani ortaya karşı hafif flankler. Başka türlü olmayacak. Bu sırada sekti. Veriyorsun 300 küsür manpower, sektiriyor işte. En sevdiğim AT. Nefret edilesi. Evet, 2 Cromwell oldu. Bakalım Enes bunu ne kadar iyi kullanabilecek. Bu sırada Enis savaşı sağa getirdi ama mayını soldaydı. Sağda açıkçası sağa biraz daha kitleyip ortaya veya sola oynasa daha iyi olabilirdi Enis için. Ya da mayın döşemesini oraya şey yapabilse. Panzer 4 de gidiyor. Ama Panzer 4 Cromwell'den sektirdi. AT'ye isabet ettirdi. Cromwell yeri vurdu. Panzer 4 bir daha sektirdi. AT'yi vurdu. O MG flatlarını sağladı. Ve MG wipe yemiş. O Cromwell orada büyük hasar yiyebilir. Çok riskli bir giriş yaptı. Faust da yedi. Ölürüm. İşte dediğimiz hata buydu. Bu çok büyük bir hata. Bu küçük bir hata değil. Bu çok büyük bir hata. Tank üstünlüğü 2 Panzer 4 ile OKV'ye geçti. Yani bu çok vurdum duymaz bir saldırıya kalkış oldu yani. Bilmiyorum. Böyle bir şey ihtiyacı var mıydı? Zannetmiyorum da yani. Zaten VP'yi almış. Zaten VP'yi almışsın. Ortası nötr. Daha sakin. Daha biraz daha böyle zamanını ele alarak. Rehavete kapıldım. Biraz sanırım rehavete kapıldı, evet. Bu ikinci maç mıydı, ilk maç mıydı? Bu sırada wipe atabilir Chrome. Bu birinci maç. Panzer 4'ler ortayı sarıyor. O Cromwell oradan kaçamazsa ölür. Ve kaçmadı galiba. Sektirdi ikisini de. Güzel kullananın avantajlı olduğunu görüyoruz. Gitti. Şu an maçı bitmiş sayabilirsiniz ki geçen elde de yine benzeri bir durum olmuştu. Son dakikalarda dönmüştü hatırlarsanız maç. Yine benzerini yaşadık. Gerçekten 23. dakikadayız. Bu Cromwell'in, ilk Cromwell'in patlamasıyla bu maç bir anda değişti yani şu anda. Hani ne olabilir? Şu Panzer 4 patlarsa bir nebze bir geri dönüş sinyali verebilir. İngiltere. Ama o da olmadı. TL'de parçalandı. Fiyatlar uzaya gittiği için pek zannetmiyorum. Ha, motorum bozuk. AT'si düştü. AT basabilir de 320 manpower. Kırıldı komple yani. Düştü de demeyelim. Kırıldı komple. Çok büyük zarardı. 2 tane tank, 1 tane AT kaybetti. Nereden baksanız 1000 manpower'a yakın kaybetti yani. Deminki çatışmada. Sniper'la öldür. Enis'in de AT'si düşmüş galiba. Yenisi mi getiriyor? Yok, geri çekmiş. Aynen. Geri çekmiş. Tamir evine getiriyor Enis. Tamir konusunda hızlanmak için zannedersem. Yani şu an bir Cromwell, bir AT. Başka şeyi yok. Dönüş noktası yok. Yapabileceği bir hamle yok. Şu anda yapabileceği tek hamle bir Cromwell, bir AT ve bunları güzel bir mikrolamak. Belki biraz mayın.
Sonra anlamı yok. Mayın desteğiyle böyle bir koruma altına almak, geri çekilişi falan. Başka türlü sağ olmayacak. Burada bombardıman attı sağ VP'ye İngiliz. Orta VP boş bu sırada. Orta VP deneyen yok. İngiliz MG'si vardı orada da. Sisle rahat ha. Flankler aslında orayı. IG ile vuruyor ya, çek. O MG düşe de bilir birazdan. Yok, pinler bence. Pinledi. Ha, kurtuldular. Sağa aldı, ortayı nötrledi. Ortada bu sırada mortar team atışıyor. Oraya kimsenin umurunda olmadı. Sniper'ı tehlikede. İngiliz hiçbir şey patlamıyor. Bir dağıldı galiba ya. İngiliz bir afalladı gibime geliyor yani. İki Cromwell birden kaybedince bir afalladı gibi geldi bana. AT basıyor şu anda. Cromwell'e gidecek mi bilmiyorum. Bir şeyden şüpheleniyorum. Abi bunu yapacak galiba. Şüphelendiğim gibi Comet gelecek diye düşünüyorum Eren. Comet için aa açmış evet. Ya yani Comet gelene kadar oyun gidebilir, öyle bir sıkıntı var. Ya çok hızlı kanıyor. Kanamayı yavaşlatması lazım. Onun için de AT'nin daha erken gelmesi lazımdı. Onun dışında gelecek olan Comet yine bir tane tank. Burada yani ne kadar işine yarayacak? Ya bence yaramayacak çok. Kullansa yarar ama Cromwell'ı kullanamadı. Comet'i kullanabileceğini de düşünmüyorum. Comet'i çünkü uzun menzilli kullanırsan Panzer 4'lere karşı çok üstün. Hani uzak kan atabildiği güçlü için. Topu güçlü çünkü. Ama o mesafeyi koruyamayacak. Öyle bir mikro kabiliyeti yok. Ha bir de ben şu açıdan bakıyorum 1v1'de mevzuya. Eğer piyade etkili tankın yoksa bence kesinlikle bir piyade etkili tankın olması gerekiyor. Cromwell piyadede çok etkili. Ama Comet de bir o kadar etkisiz. Panter kadar beter yani piyadeye. O yüzden onu... Doldurmuş herhalde, eskiden daha iyiydi piyade karşı. Bakalım nasıl şey yapacak. Piyadede şu an çok geri olmadığı için belli olmaz. Ama yine de tank çarpışmalarında iyi. Ya şeyler çok tehlikeli ya. Füsiliyerler bak, G43'ü alması yetmiyor. Bir de o 5 VT kadar gidebiliyor ya. Yani inanılmaz kuvvetli bir asker haline alıyor. O çok sıkıntı. Bir de Oberzoldat'ın getirmiş. Yine sektirdi. Ooo wipe yiyebilirdi o füsiliyer. Kurtuldu. Çok enteresan bir maç oluyor valla. Bayağı çekişmeli gidiyor. Comet geldi. Evet, Comet geldi. MG'nin önü sislendi. Ya Comet 76 milimetreydi galiba, yanlış hatırlamıyorsam. Evet. 76 milimetre. Bilmiyorum arkadaşlar, bilemiyorum. Ama zırhı iyi yani. Bakın piyadeye karşı çok zayıf bir tank, tamam mı? Panter kadar zayıf. Ya olayı şey avlamak. Ya olayı tank bence avlamak olacak. Panterden iyi bu arada. İyi vurdu. O kadar da küçümsün. Tamam, panterden bir tık daha iyiymiş. Ama panter 4'ten... Kaan canım. Beni yanıltmak için bir şey yapmış. Seni göt etmek için. Ben de böyle diyorum. Bazen vurmuyor gerçekten. Biraz dengesiz geliyor bana bu. Ya Cromwell noktaya teslim piyade vuruyor. Tabii ki. Panzer 4 yine aynı şekilde ki Panzer 4 kaç kere nerf yedi bu yüzden. Bitmiyor o nerf. Şu an AT destekli Comet var ve ikisi birden ıskaladı ortada. Evet, biraz şanssız bir an yaşadı. Enes'in şu an dikkatli oynaması gerekiyor. Karşıdan atışıyor ama. Karşı AT'yi taciz ediyor. Comet yeri vurdu. Comet'in raketin öldü. Fethi raketin. Raketin öldü ama işte bu game changer bir an olabilir. Aa, sniper ölmüş Eren. Raketine kaçırdı. Sniper tradelendi demin. Sniper aldı raketini ama sniper ölmüş. Yani bence iyi bir trade değil ya. Evet, çok yani. Değil. O en azından raketinin parçalısı şu an şey olacak.
Belki. Comet normalde vurmuyor yavrum. Anladığım kadarıyla Sherman tanklarına fazla sıcak bakmıyorsun. Sebebini öğrenebilir miyim? Şeyler Amerikan Sherman'ları mı diyorsun yoksa İngiliz'deki Sherman'ı mı diyorsun? İngiliz'deki Sherman çok yavaş bu sırada. Yani mobilite olarak yavaş. Silah doldurma hızı olarak yavaş. Tek artısı menzili ve iyi vuruyor oluşu. Zaten menzili... tank destroyer. Yani tank destroyer zaten ama tank destroyer olarak da çok yavaş. Anlatabiliyor muyum? Bir M36 Jackson havasında değil yani. Tabii Jackson çok farklı. Ya Jackson'ın şeyi mobilitesine sahip değil. Su bile ondan daha mobil bu sırada. Hem mobil hem daha hızlı sıkabiliyor. Su'nun da avantajı nedir? Hani tareti belli bir mesafeyi vurabildiği için dezavantajda kalıyor. Ama onun da füze atabilmek gibi bir avantajı var şimdi. Ya var ama abi Sherman çok yavaş ya. Çok yavaş ya. Etrafında tur atabiliyorsun tankın abi. KTM mi kullanıyoruz Allah aşkına ya. Etrafında tur atabildiğin tank destroyer mi olur yani? Ooo wipe attı Comet. Comet bugün ağzıma soktu lafı yani ha. Bin bir pişman ettirdi bana yani. Piş ya. Kaderini ben de bekledim. Enis biraz burada şey yaptı yalnız. Şu üçüncü evini çıktı. Yapmamış gerçi ama. Daha yapmadı. Biraz ben Comet'i o kadar. Oo, o Comet, o Comet eyvahlar olsun. O Comet gitmesin. O Comet tanklara vursun. Iskaladı. Bak şu ama anda bir anda doldu. Oyun dönebilir. Bir anda oyun dönebilir İngiliz'in lehine. Çok akıllıca tak oynamaları lazım. Ya. İki mermi daha sektirdi. Şu an bir anda İngiliz döndürebilir. Yeri vurdu. Kaçacak bu sırada şey Panzer 4. Panzer 4 kaçacak mı? Yok kaçamayacak oradan. Bir daha ıskaladı. Evet şu anda da oyun İngiliz'in lehine döndü. Kaçıyor gidiyor. İbre çok hızlı bir şekilde döndü. 17 puandayken döndü. Ya yani şu an Tiger'a ihtiyacı var Enis'in ama manpower'ı yok. Ona biriktirip harcayacak. Bilmiyorum ne yapacağını bilmiyorum. Ahmet sana şanını kanıtladı galiba. Vallahi ilginç. Vallahi ilginç. Piyadeyi vuramayan Comet bugün piyadeye kıyamet kopardı. 50 puandan geriye sayıyor Enis. Enis'in zamanla yarışı artık. Deminden beri İngiliz'in zamanla yarışı vardı. Artık ya Enis MG basmış bu sırada. Abi MG gerekiyor muydu? Tank şu an daha önemli değil miydi ya? Bir de koyabilir. Alan savunması yapacak galiba ortayı bastırmak için ama çoğu zındık kalmış. Hala tamir binasını yapmadı. Çok enteresan bir oyun tamir binasını yapmasın zaten. Yok yapmasın da hani çıkardı öyle durdu çok izliyorum ben orayı yapacak mı acaba diye. Orada bence bir rehavete kapıldı. Şey gibi bir şey yapmak istedi yani. Ya zaten iki tane Cromwell aldım daha ne olabilir ki demek istedi büyük ihtimalle. Bir tane de AT'yi patlattı çünkü. Gerçekten İngiliz'in oradan döndürmesi çok olası değildi ama döndürdü şu an. Tabi biraz şans faktörü de var. Evet var, şanslı bir çatışmaydı. Comet'in üzerinden 4 mermi falan sekti. Yere 2 tane mermi şey yaptı. İngiliz'den bir tank daha geliyor. Centaur mu o? Centaur yani, yapıyor İngiliz. Yine de çok riskli bir hareket. Panzer 4'lerle basmasa da olurdu yani. Ya iki taraf için de riskliydi bu sırada. İngiliz de yok olabilirdi orada. Çok az canı vardı Comet'in. Çok ilerideydi tankı. Büyük risk aldı. Çok şanslıydı zaten. Ediyor Panzer 4. AT sektirdi. Ya Comet zırhıyla şu an şov işliyor resmen. Şimdi menzilini kullanmaya üstüne sürdü. AT şu an caydırıcı kuvvet olarak iki tarafta da iş yapıyor. Ortayı nötrledi. Maçın evet. Uzaması sence kimin işine yarar? Yani uzarsa tabii ki Enis'in işine yarar. Benzini var hala 370. Tiger gelebilir vesaire. Bence Tiger'ı biriktiriyor olabilir efendim. Ben şu noktada Panther çıkardım gibi düşünüyorum ya.
Tiger'ı beklemektense. Geldi Santa abi. Tiger çok pahalı olacak çünkü. Ama o riske girmezdim. Nasıl yoksa. MG'yi de kesecek. Eyvah OAT çok kötü gidiyor OAT. Sırf nötrlemesin diye. Ama kazandı. Takrant yapması lazım. Kazandırır bu. Yalnız bu hareket gerçekten kazandırabilir ona şu an. Tankı kaybetmek pahasına bile kazanabilir. Kendisi İngiliz'in şu an AT'yi ortaya sokması lazım yoksa kaybedecek maçı. Kaybedecek maçı. AT'yi götür. Eyvah. Yani geri sayım var şu an. Yeter şu an. Yetebilir. Ortayı kilitlerse Enis kilitledi ortayı. Puandan bitiyor maç. Puandan şu an maç bitiyor. Varını yoğunu ortaya attı Enis bu sırada. Puandan bitti maç. Aman Allah'ım. Ne izledik biz? Araba bile gitti. Araba bile gitti ortaya. Çok enteresan bir şey. Abi bu yani. bu gerçekten inanılmaz bir maç oldu. Ben böyle bir şey görmedim. Yani ne diyeceğimi bilemiyorum.